Allah'ın rahmetini ve bereketini isterken de bu mücadelede bizim de bir şeyler yapmamız gerektiğini ve bu şuurla ilerlememiz gerektiğini Allah bize nasip eder. Her insanın olduğu gibi her canlı ne kadar çok şey isterse istesin sadece istemekle yetmiyor bazen bir şeyler. Mücadele gerekiyor, çaba gerekiyor ve çabanın sonunda güzel bir süs gibi dua gerekiyor. Ve bazen de insan ne kadar koşarsa koşsun yetiştiği sadece nasibidir. Allah bizi nasibine razı olan kullardan eylesin inşallah. İnsan ister. İnsan bir yere yetişmek ister. Bir şeyi elde etmek ister. Bir şeyi kazanmak ister. Bu isteklerinde bir beis yoktur. Bu isteklerinde bir sıkıntı yoktur. Ölçülü olduğu takdirde. İstemenin yanında güzel de çaba etmesi gerekir insanın. Güzel bir kul olmak isterim ama karşılığı yoktur. Allah seviyorum ama karşılığı yoktur. Eşimi, dostumu, memleketimi seviyorum ama karşılığı yoktur. Ne o sevginin ne o isteğin istek literatüründe, sevgi literatüründe bir manası, bir anlamı yoktur. Balon gibidir. Dışı süslü, büyük, kasvetli ama içi bomboştur. İşte 21. yüzyılda güzel kardeşlerim, imanımız da aynı bu şekilde. Sevgimiz de aynı bu şekilde. Saygımız da aynı bu şekilde. Yardımlaşmamız olsun, misafirperverliğimiz olsun. Konuşma üslubumuz da aynı bu şekilde. Güzel bir balon ama içinde mana yok. İçi bomboş. Hal böyle olunca imanımızı bir bina düşünelim. Dışı rengarenk ama kumdan kolonlar sabit tutuyor. Ve hal böyle olunca ilk fırtınada, ilk zelzelede, ilk yağmurda, ilk insan sözünde binamız tarumar oluyor. İstek, insan isteğini o kadar ölçülü yapması lazım ki istemeyi bile maalesef bilmiyoruz. İşte isteğin yanında çaba ve çabanın süsü olan dua. Her insanın vardır gönlünde herkesten gizlediği ve kabul olmasını istediği bir duası. Ama o kadar dua etmesine rağmen kabul olmadığını gördükçe kapıldığı umutsuzluk deryası vardır. İşte güzel kardeşlerim, bu sohbette inşallah bütün dualarının nasıl kabul olacağını bir nebze anlatmaya çalışacağız. Sosyal medyayı aktif kullandığımız için güzel kardeşlerim, onlarca kardeşten mesaj alıyoruz. Sağ olsunlar, bizleri kardeşleri, arkadaşları gibi görüp kardeşlerine anlatamadıkları sorunları bize anlatıyorlar. Biz de elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. O kadar çok sorunlar geliyor ki güzel kardeşlerim. Eşinden şikayetçi olmayanlar mı dersiniz? Eşini aldatanlar mı dersiniz? Çocuğunu mahvedenler mi dersiniz? İmandan lezzet almayanlar mı dersiniz? Namazdan lezzet almayanlar mı dersiniz? Ya istemeyi bilmiyoruz ya istediğimize layıkı bir şekilde, güzel bir şekilde çaba göstermiyoruz. Şimdi konumuza gelecek olursa güzel kardeşlerimiz, dualarımız neden kabul olmuyor? Ben araştırdım, gözlemledim. 6 tane maddede dualarımız neden kabul olmuyor'a cevap vermeye çalışacağız inşallah. Birinci maddemiz güzel kardeşlerim, duayı biz son çare olarak kullanıyoruz. Çevremizdekilere baktığımızda insanlarımız hep üzgün. Bir şeyi elde etmek istediği zamanlarda duaya sarılır.
mesaja bütün sene hiçbir şey yapmamıştır. Bir kardeşimiz son sınav haftasında duaya sarılıp Allah'ım bu notu bana alayım. Allah'ım bu notu bana nasip et. Allah'ım şöyle, Allah'ım böyle. Ama güzel kardeşim, şunu anlamamız gerekiyor ki dua son çare değil, tek çaredir. İkinci maddemiz de ise her istediğimiz hakkımızmış gibi davranıyoruz. Bakıyoruz güzel kardeşlerimiz, kardeşlerim, ettiğimiz her duada sanki bir hakkımız varmış da Allah da bize vermesi gerekiyormuş gibi istiyoruz ve dualar ediyoruz. Oysa dua nazlanma biçimi değil, yalvarma halidir. Allah'ım gidecek başka onlarca yol vardı, ben senin kapına geldim deme şeklidir dua. Üçüncü maddemiz ise güzel kardeşlerim, istediğimiz bir şeyi gönülden istemiyoruz. Ezbere dualarımız var ve haliyle samimiyet olmayan bir yerde dualar laftan ibaret olur. Tam da bu konuyla ilgili Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Söze nereden çıkarsa oraya gider. Yani bir söz bir insanın sadece gevezelik için ağzından çıkarsa karşı tarafın da bir kulağından girip diğer kulağından çıkar. Ama gönülden çıkan söz karşı tarafın da gönlüne girer demek istiyor sözde. Bir diğer maddemiz ise güzel kardeşlerim, istediğimiz her şeye acele ediyoruz. Hadiste şöyle bir konu geçiyor. Sizin duanız kabul edilir acele etmedikçe. Ne kadar güzel. Bu acele nedir ya Resulallah diye sorulunca, ben istediğim hala verilmedi, İşte bu aceledir diye buyuruyor Allah Resulü. Diğer maddemiz, beşinci maddemiz ise ısrarcı olmak. Dua ederken illa bu olsun demek bilmediğimiz kapıları kapatmaya yol açar. Ve Allah Bakara suresi 216. ayetinde şöyle buyuruyor. Hakkınızda hayırlı olduğu halde bir şeyden hoşlanmamış olabilirsiniz. Sizin için kötü olduğu halde bir şeyden hoşlanmış da olabilirsiniz. Yalnız Allah bilir, siz ise bilmezsiniz. Bakıyoruz Allah Resulü'nün hayatına, ne güzel dua etmiş. Ne diyor Allah Resulü? Allah'ım bana iki Ömer'den birini ver. İki Ömer dediğimiz kim? Birisi Halife Ömer, öteki Ömer Ebu Cehil Ömer. Biliyorsunuz Ebu Cehil bir lakaptır. Ebu Cehil'in gerçek adı Ömer'dir. İkisi de davasında o kadar ısrarcı ki, ikisi de davasında o kadar güçlü ki, ikisi de inkar bataklığına batmış olmalarına rağmen o kadar davalarına sahipleniyor ki, Allah'ım diyor bana iki Ömer'den birini ver. Peki Allah Resulü istemez mi? Peki Allah Resulü istese iki Ömer'de verilmez miydi? Elbette verilirdi. Ama istemenin adabına aykırı olurdu. İstemez miydi Allah Resulü? İsteseydi bütün dağlar altına dönüşmez miydi? Irmaklar zümrütlere dönüşmez miydi? İsteseydi olurdu. Ama aykırı olurdu. Bu duadan sonra biliyorsunuz Hazreti Ömer iman etmiştir. Halifeliği de teslim almıştır. Altıncı ve son maddemiz güzel kardeşlerim, istediğimiz şeyler için mücadele etmiyoruz. Tam da burası benim en üzerinde durduğum nokta aslında. Sohbetin başına da bahsetmiştim zaten. Sesiniz... Dua için güzel kardeşlerim, düşünmeyin. Bugün herhangi bir arkadaşla konuştuğumuz ve konuştuğumuzda hep bir şikayet hali söz konusudur. Ay o öyle, ay bu böyle, ay filankes şöyle yapıyor, ay sistem böyle yapıyor, ah bunların zihniyeti bozuk.
2 artı 1 evde lüks koltukların üzerinde bunları konuşarak çözüm elde edemeyiz. Oturduğumuz yerden atıp tutmayı biliriz de o şikayet ettiklerimizi düzeltmek için mücadele etmeyiz. İşte böyle bir tezatlık var hayatımızda, sosyal hayatımızda, sosyal aile çevremizde. İşte burada bizim hem insani, hem vatani, hem ahlaki, hem dini görevimiz vardır. Bir fidan dikersin güzel kardeşim, önce su dökersin, ne olur? Toprak nasiplenir. Sonra ne olur? O fidan biraz büyür, karıncalar nasiplenir. Sonra ne olur? Biraz daha büyür, o fidan insanlar nasiplenir o fidandan. Ve biraz daha büyür, ne olur? Memleketin nasiplenir. Ve güzel insan, biz ilk adımı atmadığımız sürece olan her şeyden inanın biz sorumluyuz. Biz elimizden geleni yapalım, ötesine karışmayalım. Dua zaten budur güzel kardeşim. Allah'ım ben elimden geleni yaptım, mücadelemi verdim, elimden gelmeyen şeyler için kapına geldim, el açtım demektir. Dua zaten budur. Ve Allah bazen duana evet der, istediğini verir. Bazen hayır der, daha iyisini verir. Bazen de bekle der. Bekle ve bana güven. Çünkü senin için en iyisini vereceğim der. Bana güven, seni ben yarattım. Bana güven, senden çıkan çocuğu için çocuğunun her şeyini biliyorsun. Saat kaçta kalkar, saat kaçta yemek yer, saat kaçta acıkır, saat kaçta tuvalete gider. Sen bunu biliyorsun, senin çocuğun. Ama sen benim kulumsun. Bana güven, çünkü senin için en iyisini vereceğim. Ve şunu da unutma güzel kardeşim. Allah bir şey için dua etme isteğini kulunun gönlüne düşürmüşse kaderine çoktan yazmıştır zaten. Bakın ayet de sabit. Allah her duayı kabul etmez ama her duaya cevap verir. Üstteki örnekte verdiğimiz gibi. Sen sakın ümidini yitirme. Sen elinden geleni yapacaksın ve gerisini Allah'a bırakacaksın. Çünkü güzel kardeşim, işimiz Allah ve Azze Celle'de kaldıysa olmuş demektir. İşimiz Allah Azze ve Celle'de kalmışsa olmuş demektir. Hem ne diyor Allah Resulü? Dua kaderi değiştirir. Deme çocuğun böyle, eşin böyle, sistem böyle, zihniyet böyle. Sen elinden geleni yapacaksın. Sen kapının önünü temizleyeceksin. Sen odanı temizleyeceksin. Sen yüreğini temizleyeceksin. Sen baktığın gözünü temizleyeceksin. Gözünün arkasındaki beynini temizleyeceksin. Ondan sonra bakacaksın, çekileceksin köşene. Kaderin nasıl tecelli ettiğini göreceksin. Çünkü dua, hiç olmadığın insanı olmadığın, düşünemediğin bir hale sokar. Çünkü dua seni değiştirir. Seni değiştiren dua dünyayı değiştirir. Madem böyle bir hadis var, dua kaderi değiştirir adında bir hadis var, böyle bir söz var, böyle bir teminat var, o zaman umut var güzel kardeşim. O zaman ümit var, o zaman mutluluk var, o zaman ne yapacağız? Mücadele var. O zaman ne yapacağız? Vazgeçmeme var. Kaderi değiştiren dua elbette insanı da değiştirir. Değişen bir insan, Hazreti Yusuf vari bir tavırla kuyulardan sultan olarak çıkar. Hazreti İbrahim vari ateşlerden serinlik olarak çıkar. Hazreti İsmail vari bıçaklardan teslimiyet olarak çıkar. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam vari kainata umut olarak çıkar. Madem dua kaderi değiştirir, kaderi değiştiren dua her şeyi değiştirir.
insanı değiştirir. Ne diyorduk? Allah her dua, Allah bütün duaya, bütün dualara cevap verir. Bakın, bütün duaları kabul eder değil. Bütün dualarımıza cevap verir. Bazı, çünkü bizi en iyi bilen odur. Bir şey isteriz, hemen verir eğer bizim için hayırlısıysa. Bilir hayırsız olacağını, bekle der, onun daha hayırlısını vereceğim. Ya da o da hayırsızdır, bekle der, daha iyisini vereceğim der. İşte iman iki kulptur güzel kardeşim. Çaydanlığın bir kulplu vardır. İşte iki kulp olarak düşünün. İman iki kulptur. Birisi sabırdır, diğeri şükürdür. Sabredeceğiz. Sabredeceğiz ve verilene razı olacağız. Biz hep verilmeyene takılmışız. Elimizdekilerle yetinmeyi bileceğiz. Giyinişimizle, duruşumuzla, sözümüzle, oturuşumuzla, kalkışımızla, uslubumuzla, insanlara davranışımızla kul olmayı bileceğiz. Ve kulun kaderinde var. Kul olmak için önce kül olacağız. Kül olduk mu? Allah kün ve kün diyecek ve bizi kul yapacak. Allah bizi ateşe atacak ama bizi yakmayacak. Olgunlaşacağız. Bizi kül haline yapacak. Yapacak ve küllerimizden yeniden diriltecek, insanlara umut olacak. Hepimizin bir cehalet zamanı var. Hepimizin bir umutsuzluk zamanı var. Hepimizin bir köşeye çekilmiş, vazgeçilmiş zamanı var. Ama insanın cehaleti 40 yaşına kadardır. 40 yaşından sonra insan öldüm desin ama oldum demesin. Peki 40 yaşından önce ölenler ne olacak? 40 yaşına, 40 senelik yaşantılar yaşamıştır o insanlar. Bu yüzden ömrümüzün hangi yaşında olursak olalım, ne anlatırsak anlatalım, ne okursak okuyalım, ne kadar tahsili olursak olalım, ne kadar diplomamız olursa olsun, ne kadar çocuğumuz, ne kadar malımız, mülkümüz olursa olsun, oldum diyen ölür güzel kardeşim. Oldum demeden önce ölmeyi bileceksin. Ölmeden önce öleceksin. Dedi ya Allah Resulü, dua kaderi değiştirir. Kadere razı olan kederden emin olur. Kederden emin olan çevresine sahip çıkar. Ülkesine sahip çıkar. Nefsine sahip çıkar. Dokunduğu her yere, girdiği her ortama umut götürür, çare götürür, çözüm götürür. İnsan eti götürmez, dedikodu götürmez, şükürsüzlük götürmez, şikayet götürmez, karamsarlık götürmez. Bir kula yakışmayacak hareketlerdir bunlar. Biz de elimizden geleni yapacağız güzel kardeşim ve duaya sarılacağız. Duayı bir zırh olarak bileceğiz. Evden çıkarken, eve girerken çocuklarımıza dua edeceğiz. Ne olur dualarımız önüne bet koymayalım. Duamızın önüne bet koyarsak o dualarımız beddua olur. Ne olur sevdiklerimize dua edelim. Duamızın önüne bet koymayalım. Ettiğimiz dualar bizi Allah'a kavuşturur. Ama ettiğimiz beddualar insanı cehenneme koyar. İnsanı ateşe koyar. Ne olur dilimizi beddualardan uzak kılıp dualarla çocuklarımıza sarılalım. Dualarla eşimize sarılalım. Dualarla büyüklerimize sarılalım. Büyüklerimiz bazen anlamayabilir. Büyüklerimiz bazen bizim ne anlatmak istediğimizi anlamayabilir. Onların yaşayış biçimiyle bizim yaşama biçimimiz çok farklı. Bu çocuklarımız için de geçerli. Madem ki anlatmak istediğimiz şeyi anlatamıyoruz karşı tarafa, bu sadece büyüklerimiz için de geçerli değil. Ne diyeceğiz? Onlar için hayır duaları edeceğiz. Aslında o ettiğimiz hayır duaları önce kendimize etmiş olacağız. Nefsimizi ezdiğimiz zaman
otomatikman ruhumuz göğe yükselecek. Namaz gibidir hayat. Alnın secdeye gider, bedenin bükülür, bükülür, büzülür, eğilir ama ruhun dimdik göğe çıkar. Aşktır bu. Aşktır bu. Duadır bu. İşte böyle güzel kardeşlerim. Bunları da nasıl öğreneceğiz? Nasıl çözüm odaklı konuşacağız? Allah Resulüne bakacağız. Başka bir yolu yok. Filmler, diziler, şarkılar ya da çevremizdeki insanlar, idol yaptığımız siyasetçiler, idol yaptığımız futbolcular, idol yaptığımız ünlüler, fenomenler bize bunları göstermiyorlar. Dünyanın en ünlü, dünyanın en fenomen, dünyada en çok ismi kullanılan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a sarılacağız. Başka bir kapı yok. Başka bir insan yok. Başka bir şefaatçi yok. Başka bir lider yok. Başka bir öğretmen yok. Cennet kapımız Allah Resulü'dür. Cennet kapımız sahabelerdir. Cennet kapımız halifelerdir. Cennet kapımız bu ümmetin anneleridir. Ve Müslümanım diyorsan ve kulum diyorsan sen de bu ümmetin annesisin güzel kardeşim. Sen de bu ümmetin babasısın. Sen de bu ümmetin abisisin. Bu ümmetin sana ihtiyacı var. Senin de bu ümmete ihtiyacın var. Bırakalım siyasi çekişmelerini, bırakalım futbol fanatikliğini, bırakalım mal mülk sevdalarını. Konuşmalarımızda biraz Allah rızası olsun. Bırakalım daha fazlasını. Azla yetinen en çoğa sahip olandır. En zengin olan insan, kanaatkar olan insandır. Nefsimize söylüyorum, nefsinize söylüyorum. Kulaklarınız artık geçti. Çünkü kulaklarımız bunları duydu, bıktı artık. Artık hareketlere dökme zamanı. Artık aksiyona dökme zamanı. Ne olur elimizi vicdanımıza koyalım. Yan odada evladımız yansa, konuşarak o yangın söner mi? Sokakta eşiniz yansa, konuşarak o yangın söner mi? Duysanız anneniz babanız harama bulaşmış. Yanacak, ölecek, gidecek, bitecek. Yalvarıyorum konuşarak o yangın söner mi? Abinizi atmışsınız kenara, ablanızı atmışsınız kenara, çocukları atmışsınız kenara, eşinizi atmışsınız kenara, annenizden babanızdan vazgeçmişsiniz. Allah bize rahmet eder mi? Allah bize bereket gönderir mi? Neyi çok seviyorsa insan Allah katında o değerlidir. Bugün Allah, bugün bakıyoruz yağ değerli değil mi? Bugün bakıyoruz şeker çok pahalı değil mi? Çay çok pahalı değil mi? Evler çok pahalı değil mi? Arabalar çok pahalı değil mi? Çünkü en çok onları sevdik güzel kardeşim. Bugün bakıyoruz her sokakta camiler var değil mi? Ama bomboş. Bugün bakıyoruz dergahlar, medreseler var değil mi? Ama bomboş. Sevmemiz gerekip de sevmediğimiz, sevmememiz gerekip de sevdiğimiz ne kadar çok şey var hayatlarımızda. Hasta olduk. Hasta olduk artık ruhumuz daralıyor. Hasta olduk artık attığımız adımdan, yediğimiz yemekten, içtiğimiz sudan lezzet alamıyoruz. Hasta olduk. Evlatlarımızı bile kaldıramıyoruz artık. Bir sesi kaldıramıyoruz artık. Hasta olduk. Su sesini duymaya gidiyoruz. Yeşillikleri görmeye gidiyoruz. Kuş sesleri geliyor. Ama kaldıramıyor. Ruh bunalmış. Ruh artık bedenden çıkmış. Ruh ölmüş artık. Beden cesede dönüşmüş. Gömülmeyi bekliyor. Lezzetimizi yitirmişiz. İşte Allah lisanı haliyle ben size bunları yapın diyorum. Siz başka şey yapıyorsunuz. Ben sizin istediğinizi veriyorum aslında. Ahmet, Mehmet, Ali, Fatma, Ayşe, Hatice. Mal, ev sevmiyor musunuz? İşte ev değerlendi. Alın işte, almaya hepiniz. Bir malın alıcısı ne kadar çoksa değeri de o kadar çoktur. Bu ekonominin en büyük kuralıdır. İktisadın en büyük kuralıdır. Şeker çok önemli değil mi? Fatmacığım, Ayşe'cığım çok önemli değil mi?
İşte bu kadar pahalı işte. Yağ çok değerli değil mi? 5 litrelik yağ dert ettin değil mi? İşte bu kadar pahalı. Ya ama 5 vakit yağ dert ettiğin kadar, 5 litrelik yağ dert ettiğin kadar 5 vakit namaz nerede? Onu sonra kılarım. Onu güzel bir eve geçince kılarım. Onu emekli olunca kılarım. Onu evde kılarım. Daha zamanı var. Kızlar ötünecek. Daha zamanı var. Çocuklar namaz kılacak. Daha zamanı var. Dur önce ortaokul bitsin. Dur lise bitsin. Dur askerlik, üniversite, evlilik, iş, namaz. E öldün. Kalmadı bir şey. Ama Allah'ım diye bir şey yok. Günah ama günah arasında kocaman bir iman var. Günah ama ben bu faize gireyim gitti. Ev güzel ama faiz böyle şöyle ama günah. Hoş geldin kardeşim, Müslüman oldun. Günah ama ile ama günah arasında kocaman bir iman var. Ve imanımız güzel kardeşlerim ahir zaman çocukları olarak pamuk ipliğine bağlanmış bir şekilde. İmanımız şu an pamuk ipliğine bağlı bir şekilde en ufak bir kıvılcımı bekliyor. Bir şey olsa da imanımız elden gitse diye şeytan tetikte bekliyor. Ve artık şeytan oturmuş, şeytanlaşmış insanlara bakıyor. Şeytan oturmuş, onun görevini yapan insanlara bakıyor. Bu yüzden dünyanın dengesi karışmış. İngiltere'de, Avrupa'da 15 yaşına kadar çocuklara cinsiyet kimliği vermiyorlar. Niye diyorlar? 15 yaşına geldi mi o insan, o birey kendi cinsiyetine karar verecek yaşa gelir. Erkek olmak istiyorsa erkek olur. Kadın olmak istiyorsa kadın olur. Bakın dünyanın düzenini bozmuşuz. Kusura bakmayın, sistem bunu yaptı, zihniyet bunu yaptı, o bunu yaptı, şunu bunu yaptı deyip de köşenize çekilemezsiniz. Hazreti Lut'un kavmi helak edilirken o kavmin yarısından çoğu teheccüde kalkıyordu. O kadar namaz kılıyorlardı ki. Biliyorsunuz o zaman da namaz vardı. İki rekatlık namazlar vardı. Gece ibadetleri vardı. O kadar çok ibadet eden vardı ki Allah emir verdi. Helak edin bu kavmi. Melekler dile geldi. Ya Rabbi, burada evet kötü insanlar var. Evet erkek erkeğe, kadın kadına cinsel ilişkiye girenler var. Bakın ne kadar günümüze benziyor değil mi? Var evet bunlar ya Rabbi, ama yarısından çoğu da iman etmiş, ibadet etmiş. Onları da mı helak edin? Onları da helak edin. Peki niye ya Rabbi? Gördüler, ses çıkarmadılar. Duydular, kulaklarını kapattılar. Gördüler, gözlerini kapattılar. Bakın, bakın nasıl bir ahir zamandayız. Bakın nasıl ahir zamandayız ki bize düşen görevleri bilmemiz lazım. Diyoruz ki kıyamet Müslümanın başına kopmayacak. Evet doğru. Ama yarın bir kıyamet kopsa, Allah'ım ben Müslümandım. Bakalım görevlerine güzel kardeşim. Bir Allah yokmuş gibi yaşıyorsun. Namaz hak getire, yardımlaşma hak getire, güzel ahlak hak getire. Neredeydik biz? Ne hale geldik? Bize önce sevmeyi unuturdular. Sonra sevginin ne olduğunu. Eşine bağırınca, eşine saygısızlık yapınca kadınlar gidebilecek bir kapı buldu. Bir sürü kapı açıldı kadınlara. Bu adam benim erkeğim. Bu adam benim evimin direği. Bu adam benim her şeyim. Benim imanımın yarısı. Tam tersi. Bunun kadın için de geçerli. Erkek bunu demesi lazım. Ama biz mahkemeler, adliyeler koca koca boşanma celseleriyle dolu. Niye? Çünkü ilk fırsatta vazgeçtiğimiz için her şeyden. Çünkü niye? Her fırsatta daha güzel bir şey bulduğumuz için.
aynı çocuklar gibi. Çocuk yemek yiyene kadar bu çizgi film, şu çizgi film, çocuk ağlıyor şu telefon, çocuk ağlıyor şu kıyafet, çocuk ağlıyor bu terlik, çocuk ağlıyor bu yemek, ağlıyor. Her ağladığında değişen bir şey, her ağladığında değişen bir kanı, her ağladığında, her duygusu olduğunda değişen şarkı, her ağladığında başka kıyafet, her ağladığında başka telefon. Bu kadar değişiyor, 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 değişiyor. Bu çocuk olgunluk çağına geldiği zaman sen bu çocuğa değişen dünyada değişmeyen bir din empoze edemezsin. Her fırsatta bir şey elde etmeyen çocuğa sen Allah bir diyemezsin. Çünkü olmuyor. Çünkü olmuyor. Önceden putların adı vardı. Huzur için şu şarkıyı dinliyoruz artık. Stresimizi atmak için şu yere gidiyoruz, şu mekana gidiyoruz artık. Eşimizden mi sıkıldık? Başka kadınlara gidiyoruz artık. Çocuğumuz mu bağırdı? Bir sigara daha yakıyoruz, bir alkol daha kullanıyoruz. İş yerin mi kötü? Bir kumar daha. Böyle 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 değişken ortamda değişmeyen bir Allah, değişmeyen bir Kur'an, değişmeyen bir peygamber, değişmeyen bir hakikati empoze edemeyiz. Değişmeyen bir dini çocuklara, eşlerimize ve kendimize aktaramayız. Allah bizi bu dine sahip çıkanlardan eylesin. Vallahi de billahi de başka bir yurt yok. Başka bir memleket yok. Başka bir din yok. Başımıza gelen her şey, her şeyin sebebi, bakıyoruz, hepsi şükürsüzlük ve sabırsızlık yatıyor. Bugün bakıyoruz, eşler eşlere söz geçiremiyor. Bırak karı koca, koca karıyı, fark etmiyor. Eşler eşlere söz geçiremiyor. Bugün parklara gidiyoruz. Çocuklara anne babalar bir şey söyleyemiyor. Birbirlerine bağırıyorlar, res çekiyorlar. İşte bunları gördükçe aklıma bir hadis-i şerif geliyor. Kıyamet yaklaşmadan önce alametlerinden biri ne diyor? Cariye efendisini doğuracak. Ben başta bunları duydukça çok şaşırıyordum. Ya nasıl cariye efendisini doğuracak? Bugün cariye günümüzdeki kadınlar. Efendiler kim? Şu an günümüzdeki çocuklar. Artık anneler, babalar çocuklara göre gidiyor. Çocuklar onlara göre gitmiyor. Ne kadar acı bir şey. Çocuk 14 yaşında, 12 yaşında annesine diyor ki benim erkek arkadaşım var. Diyor benim kız arkadaşım var diyor. Anne baba da derse ki kızım senin kararın, senin hayatın derse o çocuk daha karar verecek yaşta değil ki. Değil yani. Alim zatın çocuğu yanına geliyor. Diyor ki baba diyor benim bir tane kız arkadaşım var diyor. Seninle tanışmak istiyor. Kız arkadaşım olmak istiyor. Ne yapalım diyor. Tanışalım diyor oğlum. Sıkıntı yok. Gidiyorlar bir açık alanda görüşüyorlar. Kız ezilip büzülüyor. Utanarak mutarak tanışıyorlar. Sonra gidiyor. Baba evladına soruyor. Diyor ki oğlum diyor. Sen bu kızı seviyor musun? Hayır baba diyor. Bırakacaksın yani değil mi? Evet bırakacağım diyor. O zaman şimdi bırak diyor oğlum. Şimdi bırak. Şimdi bırak ki yarın öbür gün o çocuk, o kız, o erkek çocuk hayatı mahvolmasın. Aşka olan inancı, sevgi olan inancı kaybolmasın. 13, 14, 15 çocuklar, yaşlarındaki çocuklar ne kadar sevgi bilebilir ki? Ne kadar aşk bilebilir ki, sevda bilebilir ki? Biz diyoruz ki senin kararın. Senin yolun, senin hayat. O çocuk tercih verecek yaşta değil ki. Sen o çocuğa güzel bir üslupla. Peki o alim zat bağırdı mı çocuğuna? Bağırma. Dövdü mü? Emir kipiyle konuştu mu? Dayattı mı bir şeyi? Hayır. Bir şeyi birini anlatmak istiyorsak onun kıvamına gitmek zorundayız. Çünkü bir şeyi anlatmanın binlerce yolu var. Allah bizi bu dine sahip çıkanlardan eylesin. Allah bizi bu dine taş eylesin, nefer eylesin, gözyaşı eylesin, adım eylesin, toz toprak eylesin. Ki yarın mahşerde Allah Resulü'nün sancağı altında buluşalım.
Allah bizi çocuklarımıza, eşlerimize, vatanımıza, milletimize sarılan evlatlardan eylesin. Hangi siyasi görüşe sahip olursanız olun, hangi takımı tutarsanız tutun, hangi dini, hangi dili kullanırsanız kullanın, insan olmayı bileceğiz, başka bir yolu yok. Kul olmayı bileceğiz, başka bir yolu yok. Ve adaletli olacağız. Allah bizi adaletli olanlardan eylesin. Allah bizi birbirine sahip çıkanlardan eylesin. Allah bizi gelecek ömrümüzü geçmiş ömrümüzden hayırlı eylesin. Hakkınızı helal edin inşallah. Haftaya yine inşallah bugün buluşuruz. Videolarımıza, sohbetlerimize sahip çıkalım. Bir tane daha kardeşimize ulaşmak için linkleri paylaşalım. Paylaştıralım. Ancak bu şekilde bir yere varabiliriz. Bizim amacımız maddi bir kazanç elde etmek değil, bir insanın duasında yer alabilmek. Ne olur dua kardeşliği yapalım. Dua silsilesi yapalım. Birbirimize, madem hepimiz inanıyoruz, madem hepimiz Müslümanız, o zaman birbirimize sarılalım. Birisinin derdi varsa derman olalım. Daha çok dert yüklemeyelim. Ya hayrı konuşalım ya susalım. Bakın şu hadise bile sarılsak inşallah çok güzel geleceğiz. Ya hayrı konuşalım ya susalım. Çünkü hepimizin kendine göre sıkıntıları var. Hepimizin kendine göre yükleri var. Ne olur, zaten imanımız sıkıntıda. İmanımızı daha çok kuyuya düşürmeyelim. İmanımızı daha çok karanlığa sevk etmeyelim. Ve cennet mekan, cennet kokulu çocuklarımıza sahip çıkalım. Ne olur, onlar hiçbir şeyi bilmiyor. Müslüman olarak doğuyorlar, evet, ama maalesef Müslüman olarak ölmeyecekler bizim yaptığımız davranışlarımızda.